Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. merhabalar. Bugün İstanbul'dan çıkacağız, Ankara'ya gideceğiz. İnşallah. Türkiye'nin başkenti. E, Ankara nasıl başkenti ilan edildi? Öncesi başkenti ilan edildiğinde ve sonrasında etkileriyle konuşacağız. Şimdi başkent ne demek? Başşehir, makarı, saltanat, makarı, hükümet, payitaht çok farklı isimleri var. Bir devletin idare edildiği e, hükümet uzuvlarının bulunduğu yere biz payitaht diyoruz. Binareyle bir memleket nereden idare ediliyorsa payitaht orasıdır. Şimdi mesela Osmanlı Devleti'nin payitahtı İstanbul idi. Ne zamandan Hı -hı. beri? İstanbul'un fethinden beri. Fakat zaman zaman bakıyoruz padişahlar uzun zaman Edirne'de yaşıyorlar. Edirne'de memleketi idare ediyorlar. Aslında payitaht o zaman Edirne oluyor. Bütün hükümet orada. Şimdi Geçici. eskiden eskiden şuna ihtiyaç yokmuş herhalde. Mesela ne diyelim? Dışişleri Bakanlığı binası. Böyle bir şey yok. İçişleri Bakanlığı binası, binası, Emniyet Müdürlüğü binası. Öyle bir şey yok. Yani aslında biz o binalar orada olduğu için o mekana bağlı evet, kalıyoruz. Evet, öyle. Mesela Selçukluların dediğimiz zaman hadise çok daha farklılaşıyor. Selçukluların makarı Konya mı, İznik mi, Alanya mı, Sivas mı, Kayseri mi, Ulu Kışla mı, Padişah nere, Sinop mu, Padişah neredeyse Sultan, Başşehir orası. Şimdi gelelim biz Ankara'nın meselesine. Malumunuz ...1914-18 Birinci Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin feci bir mağlubiyete uğraması üzerine... ...1918 senesinde İstanbul gayri resmi olarak işgal edildi. Ee, hı hı. Gayri resmi diyorum çünkü bütün savaşlarda mağlup olan memleket... ...galipler tarafından işgal edilir. Bu çok tabidir. Niçin? Yani bir şeye e, mahal verilmesin, müsait şartlarda barış yapılsın. Şimdi Napolyon düştüğü zaman Paris işgal edildi. Paris'te kaldılar mı? Hayır. Fransayı ortadan kaldırdılar mı? Hayır, yani İstanbul'un işgal edilmesi demek. Türkiye'yi yok edecekler. Ee, Türklerin istiklali kalmayacak. Memleketlerini elinden alacaklar. Böyle bir şey yok. Bu yanlış bir algıdır. İstanbul'u da bırakacaklar, her yerde bırakıp gidecekler. Zaten baştan beri e, Türkiye'nin bugünkü Anadolu sınırları içinde. Baş şehri İstanbul olmak üzere... ...bırakılacağını Llanda zaten... Muydu? ...müttefikler deklare ettiler. Rusya'yı da hele aradan çıkarınca... ...hani Rusya İstanbul vaat edilmişti. Hatta Yunanlar dedi ki... ...Rusya'ya daha önce vaat etmiştiniz İstanbul'u... ...ben onu yerine geçeceğim, otur oturduğun yerde... De, ...sana İstanbul falan yok. Hı. Yani o işte... E, ...müttefikler memleketi bölecek... ...vatanımızı elimizden alacak... ...böyle bir şey zaten yok. Ama tabii... ...mağlubiyetin faturası biraz ağırdır. Bu ağır fatura... ...maalesef... E, ...Türklere kesildi. Şimdi bu arada biliyorsunuz bunu daha önce de konuşmuştuk. Anadolu'da çıkan asayişsizlik hareketlerini ortadan kaldırmak üzere yüksek rütbeli bir subayın müfettiş olarak Anadolu'ya gönderilmesi gündeme geldi. Hı hı. Bu kişi Mustafa Kemal Paşadır. Sultan Vahideddin'in yaveri. Buradaki yaverden kasıt emir subayı değil. Ee, askeri müşaviri. Rütbesi yüksek ee, ve iddiaçılarla en azından görünüşte de olsa ...arasını ayırmış, yollarını ayırmış birisi olduğu için... Hı hı. ...müttefiklerin yani İngiliz ve Fransızların kabul edebileceği bir namzet. Bu kişi... ...fevkalade selahiyetlerle ve yüksek bir tahsisatla Anadolu'ya gönderildi. Gönderilme sebebi daha önce de söyledim, tekrar ediyorum. Vatanı kurtarmak falan değil. Çünkü vatanın kurtarılması diye bir şey mevzubayiz değil. Henüz böyle bir mücadele mevzubayiz değil. Memleket işgal edilmiş değil. Bu o, Anadolu'daki asayişsizlikleri önlemek... ...böylece hı hı. sulh anlaşmasında elimizi... Rahatlatmak, gizli bir maksat da varsa Sultan Vahidettin'in o da iddiaçıların Anadolu'da tekrar teşkilatlanarak iktidarı ele almasını engellemek. Mustafa Kemal Paşa bu resmi ve gayri, mesli, gayri resmi misyonla Anadolu'ya geçti. Ve Havza'dan itibaren biraz farklı bir yol takip etti. Yani e, kendisine verilen emirler değil, bunların dışında başka bir gündemi olduğunu ortaya çıkarttı. Bu gündem İstanbul'dan gelmeden önce var mıydı? Ee, ge geldiği günlerde mi teşekkür etti? Geldikten sonra mı teş teşekkür etti? Bu tarihçiler arasında ihtilaflıdır. Bunu bilmek de kolay değildir. Muhtemelen gelmeden önce böyle bir gündemi vardı. Hı -hı. Şartlar müsait olunca bu gündemini e evet. ...meriyete, cariyete e soktu. Şimdi işte Erzurum ve Sivas kongreleri malumdur. Erzurum kongresinin mahiyeti tamamen farklıdır. Sivas kongresi artık Anadolu'da paralel bir hükümetin kurulması demektir. Burada alternatif bir hükümet kurulmuştur. Sivas'ta ve bu hükümet Ankara'ya hareket etmiştir. Ankara'ya hareket etmiş ve burada ayrı bir hükümet kurmuştur. Bu hükümetin yani aslında iki ayrı hükümet evet. var ve iki ayrı resmi hükümet olarak, varsa iki ayrı başkent de var. Evet, resmi olarak, sonu söylemek istiyorum hı hı. zaten. Resmi olarak biz alternatif bir hükümet değiliz. Biz geçici bir hükümetiz. Ayrı bir devlet değiliz. İstanbul hükümeti işgal altında olduğu için rahat hareket edemediği için biz burada faaliyet gösteriyoruz. Bizim maksadımız padişahın ve İstanbul'un kurtarılması ve tekrar eski günlere dönmektir. Ankara'daki meclis İstanbul meclisinin bir devamıdır. Ee, padişah devletin başıdır. Biz onun Hı -hı. hükümetiyiz diyordu, diyordu Hı -hı. ve buna en uygun sistem olan meclis hükümeti sistemini tatbik ediyordu. Fakat hakikatte Ankara'da yeni bir devlet kurulmuştur. Hatta Sivas'ta kurulmuştur. Bu alternatif bir devlettir. Vergileri o topluyor. Memurları o tayin ediyor. E, asker topluyor. Savaşa karar veriyor. Yani İstanbul hükümetinin e, burada bir rolü yok. Yani İstanbul buraya bir emir veremiyor. Veya bunlar İstanbul'la bir e, irtibat. Zaten irtibatı da kestiler. Peki bu bir önceki e, ifade ne için? Ne için de? <laughs> bu tabii Ankara hükümetinin kurulmasında muhtemel bazı reaksiyonların izale edilmesini önlemek için getirilmiş bir tedbirdi. Nitekim bundan sonra da bu şeyler devam edince e, defalarca bu konuşma yapıldı. Mesela Sinop mebusu Şerif Bey Ankara'daki Meclis'in 23 Nisan 1920'de açılışında ilk sözü şu oldu. Meclisin gayesi padişah ve halefemizin ejnebi eee tasallutundan, onların kayıtlamalarından kurtarmaktır ve payitaht taht İstanbul'un ...ecnebi işgalinden kurtulmasıdır. Yani bu meclisin gayesi budur diye... ...meclis başkanı daha meclis açılır açılmaz bunu söyledi. İstanbul Meclisi... ...İstanbul'da toplanan meclis... ...kendini fes etmişti. E, bunda, buradaki mebuslar Ankara'ya geldiler. Ayrıca Ankara... E, ...kontrolü altındaki ki... ...ilk önce kontrola giren Sivas'tır. Daha sonra Kayseri, işte Ankara, Eskişehir... ...merkez ve ondan sonra diğer... ...vilayetler isteyerek veya istemeyerek Ankara'nın emir altına girmiştir. İstanbul'un etrafındaki vilayetler sadece İstanbul'dan emir alabiliyor. Buralardan da birer mümessil seçildi. Seçim derken seçimle olmadı. Halk seçmedi. Kim? Orada orada müdafaa-i hukuk yani Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nüvesini teşkil eden... ...müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin ki bunlar eski iddiaçılardan müteşekkildi. Tespit ettikleri kişiler 1920'deki meclise geldiler. Yani demokratik bir seçim olmuş da halk böyle bir seçimde milletvekili göndermiş değil. Yani tayinle gelmiş mebuslardı. 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplandı. Şimdi toplanınca her ne kadar gayri resmi de olsa Ankara yeni hükümetin merkezi oldu. Şu takdirde Anadolu'da aslına bakarsanız iki ayrı devlet vardır. İki ayrı hükümet vardır. İki ayrı başşehir vardır. İstanbul, İstanbul hükümetinin Ankara, Ankara hükümetinin başşehridir. Ama umumiyetle tarihçiler ve siyaset bilimcileri iki ayrı devlet yok. Bir devlet var fakat iki hükümet var. Ankara hükümeti bir İstanbul'dakinin mütemmimidir diyorlar ama hakikatte öyle değil. Evet Ankara bizim anayasamız kanun esasidir, Osmanlı anayasasıdır diyor. Hı -hı. Padişah devletin başkanıdır diyor. İyi de aldığınız kararları Padişah'a... En azından sunayım. arz etmeniz Bilmiyorum. lazım, tasdik etmesi lazım. Efendim İstanbul işgal altında onun için. İyi de İstanbul'dan devamlı size cephane geliyor, devamlı memurlar, subaylar geliyor. Siz İstanbul'a gidiyorsun, İstanbul size geliyor. Telgraf. Yani Bir telgraf çekip İstanbul'a padişah böyle bir kanun var, ee, onaylıyor musunuz demek zor değil. Ama benim bunlardan dolayı artık Ankara'nın ben müstakil bir devlet olduğunu e, kabul ediyorum. Tabii Mustafa Kemal Paşa çok büyük bir taktisyen olduğu için bunu ilk zamanlarda telaffuz etmemiştir. Şimdi bunu söyledikten sonra niye Ankara? Neden Ankara? Başka evet, bir yer oba. değil. Evet Neden Ankara? Neden Ankara? Yani Türkiye'nin ortası savaş riski var vesaire gibi açıklamalar... Evet. ...jeopolitik olarak yapılıyor ama acaba evet. gerçek sebep bu mu sadece? Şimdi Ankara bir kere e, bir eyalet merkezi. Osmanlılarda' biliyorsunuz memleket eyaletlere ayrılıyor. Sonradan bu vilayet adını almıştır. Ee, birkaç tane bugünkü vilayeti içine alan büyüklüktedir. Mesela Ankara deyince Eskişehir, Çankırı, Yozgat... ...hepsi ona bağlıdır. Kırşehir... Yani düşün 5-6 vilayetin bir, bağlı olduğu bir yer. Eya, yani eyalet merkezi. 40 bin nüfuslu. O zaman için 40 bin ciddi bir nüfustur. Ankara çok eski bir yerleşim merkezi. Yani Anadolu'nun en eski şehirlerinden birisidir. Ve dünyanın en e, iyi korunmuş ve hala içinde iskan bulunan kalelerinden bir tanesi Ankara Kalesi'dir. Yani Ankara'nın tarihini etrafa aykırıyor. Ankara yeni kurulmuş Hani yoktan var edilmiş, öyle bir şarkı vardı. Ankara Ankara güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara. E, Burcuna göz diken dik başlar insin, Türk gücü orada her zoru yensin. Yoktan var edilmiş tek şey ilk şehir sensin. Yoktan var edilmedi İstanbul, Ankara İstanbul'dan da eski bir şehirdir. Başkent olması açısından Başkent söylüyor. olarak öyle. Hı hı. E, fakat e, en sonu harp sırasında olmak üzere 1917 zannediyorum. Çok büyük bir yangın gördü yani Ankara'nın üçte ikisi yandı. ...üçte ikisi yandı. Bu spekülasyonlar da var, bu yangın hakkında... ...sabotajdır, işte Ermeni mahallesinin yakılması... ...buna çöreklenmesi, çeşitli rivayetler. ...onu bilemiyoruz ama böyle bir yangın var. Ve yine Harbi Umumi sırasında... ...kolera ve tifüs sebebiyle... ...çok insan ölmüştü, çok insan ölmüştü. Bu sebeple Ankara... ...o eski ihtişamlı... ...Anadolu Eyaleti'nin merkezi olduğu günlerden... ...çok uzaktaydı. Bir kasaba hüviyetine... ...düşmüştü. Yani hep anlatılır ya... ...ama... O kadar da kötü değildi. Yine 40 bin nüfusu var Ankara'nın. 40 bin, bir eyalet merkezi. Ankara'nın seçilmesinin tabii en mühim sebebi... ...tam ortada olması. Yani Anadolu'nun tam ortasında olması... ...bu e, ona bir stratejik... ...jeostratejik bir ehemmiyet kazandırıyor. Ama çok daha mühim olan... ...tren yolu. İstanbul'dan, İzmir'den oraya tren yolu var. Hı hı. Mesela Sivas'ta yok tren yolu. Nasıl gidilecek? Yani tren yolu o zaman çok mühim. Bir de bir kesişme noktası evet, aslında. Evet, birkaç yolun yani Konya e, ee, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Karadeniz'in Karadeniz kesişme noktası. Yani gemiler, gemiler İstanbul'dan mühimmat taşıyor. İngilizler buna göz İnebolu'ya geliyor. İnebolu'dan Sivas'a mı gitmesi kolay, Ankara'ya mı gitmesi kolay? Çok yakın orası. Ee, veya İzmit Körfezi'nden. Ama Ankara'ya geliyor da Ankara'da da kalmıyor ki sonuç oradan da dağıtılıyor. Cepheye, gö cephe, cephe gönderiliyor. Evet. Cepheye gönderiliyor evet. Cepheye gönderiliyor. O da gene tren yoluyla oluyor. Hı, hı Cepheye de çünkü or oraya da tren var. Bu tren yolu büyük bir avantaj. Ee, Ankara'nın seçilme sebebi budur. Yani tamamen stratejik olarak, önemli ee, ve parlak bir yer olduğu içindir. Ee, bir ara düşman yaklaşınca Ankara'ya, yani ne kadar ortada olursa olsun, biliyorsunuz Peki. Yunanlar Polat diye kadar <laughs> geldiler. Polatlı'ya kadar Şimdi geldiler. Şimdi o Ankara'ya gidenler ne kadar yakın saat, olduğunu görürler. Bir saat evet. mesafededir. Top sesleri Ankara'dan duyuluyordu. Ankara Meclisi karar aldı. Kayseri'ye taşıyorlar başşehri. Karar alındı. Herkes dengini topladı. Bazı e, evraklar falan Kayseri'ye gönderildi. Hatta baştan da Kayseri'nin olması... Düşünüldü. Bazı... Düşünüldü Öyleydi ama işte yani. tren yolu. Tren Hı -hı. yolu meselesi. Ee, Kayseri'ye bazı binalar ayarlandı, boşaltıldı. Epey bir konaklar, köşkler falan fakat ondan sonra e, tabii bu biraz e, magazin bir şey ama ne kadar doğru bilmiyoruz. Mebus hanımları biz burada bir düzen kurduk, çamaşırhane kurduk, işte hizmetçi bulduk. Biz bir yere adım atmıyoruz. Biz gidip orada yeni bir düzen O kadar etkili olmuş olabilirler. Mi? demişler. Tabii ki bu kadar değil. Cepheden zafer haberi gelince bu kolay bir şey değil. Payitahtın taşınması iki sebepten hem maddi olarak kolay değil. Bir düzen kurmuşsunuz. Hem de ...manevi olarak kolay değil. Yani Kayseri'yi baş yeri yapmak demek... ...bozgunu kabullenmek demek. E doğru, Ankara Geri kuvvetleri bozuldu. Yani birinci ve ikinci İnönü Hı -hı. harplerinden sonra... E, ...düşmana ağır bir mağlubiyet... E, ...düşmana ağır uğradı, mağlubiyeti uğradı. Eskişehir, Kütahya, Eskişehir'de ...Tavşancı Muharebelerinde ordu bozuldu. Hı -hı. Ve e, düşman Polatlı'ya kadar geldi. Yani Ankara'nın düşmesi an meselesiydi. İşte Sakarya Harbi bunu telafi etmiştir. Sakarya Harbi Ankara'nın çok yakınında olmuştur... Ada Pazarında değil. Hı, hı. Bazı öyle zannediyor. E, Sakarya deyince tabii. Evet. Oranın adı sonradan Sakarya oldu. Sakarya Nehri oradan denize döküldüğü için. Ada Sakarya'yla Sakarya hiçbir alakası yok. Ada Pazarı İzmit'in Ada Pazarı adında bir kasabasıdır. Ada olduğu için orası nehir ortasında kalır. Nehirdin oraya ada demişler. Pazarda orada kurulmuş, Ada da pazar olmuş. Sakarya adı sonradan verildi oraya. Hiç alakası yoktur. Yani Adapazarı ile Sakarya'nın... ...Ondan Sakarya Nehri'nin geçmesinden başka bir alakası yok. Sakarya harbi Ankara yakınlarında oldu. Hala isteyenler gidip görebilirler. Ondan sonra vazgeçtiler. Sakarya Muharebesi kazanılınca... ...Ankara'nın... E, merkez olması istikrar buldu. Şimdi... ...Ankara'ya... E, ...1919 senesinin... ...Aralık ayında geldi. Mustafa Kemal Paşa. 27 Aralık. Ee, Ankara işgal altındaydı zannedilenin aksine tabii Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığı zaman Samsun da işgal altındaydı. Yani hemen hemen bütün kritik şehirler düşmandan işgali altındaydı. Şimdi pek inkılap tarihlerinde bunlar anlatılmaz ama yani Fransız ve İngilizler Ankara'daydılar. Ankara'daydılar. Hatta bugünkü eski meclis binası Fransızların eee yatakhanesiydi. rica edildi onlara ve onlar burayı boşalttılar. Arkasından da çok fazla Ankara'da kalmadan Ankara'yı terk etti. Peki nasıl bir işgal ki bu? Sizi rica ediyorsunuz orayı boşaltıyorlar. Şöyle e, Mustafa Kemal Paşa büyük bir taktisyen de dedim ya hiçbir zaman Müttefiklerle kötü olmadı. Bizim maksadımız sizlerle de değil. Biz e, Yunanlılarla mücadelemiz var. Onun için biz buradayız. Size bizim ilişkimiz yok. Onlar da ben daha önce söylemiştim. Ama bu Türkiye'nin genelinde işe yaramadı. Yani baktığınızda Güney'de e, Fransızlarla Yo, Güney ha Cep halkın... Onu konuşuruz ama Güney Cephesi Fransızlarla yapılmadı. Güney Cephesi... Ama halkla karşı karşıya gelmesine bakarsanız eğer... Vallahi anlatılanlar anlatıldığı gibi değil. Güney Cephesi denen muharebeler... ...Fransızlarla Türkler arasında yapılmış bir muharebe değil. Ermeniler... Harp bittiği için sürgün edilen Ermeniler memleketlerine geri dönmek istediler. Biliyorsunuz Adana, Maraş, Antep burada çok sayıda Ermeni vardı. Halk bunların dönmesine izin vermedi. Fransızlar bu dönüşü yani Ermeni'nin dönüşünü silahlı nezaretle gerçekleştirmeye çalıştı. Muvaffak olamadılar. Çünkü Suriye'de daha büyük bir problem çıktı. Suriye Fransız işgalindeydi. Ermenilerin memleketlerine dönmesi Fransızlara çok da alakadar etmediği için anlaşma yapıp Güney Cephesi'ni boşalttılar. Yani Güney Cephesi'ndeki harpler aslında Ankara ile Fransa'nın... ...tabii öyle lanse edildi kitap Tarihi kitaplarında ama... ...yani bir Ankara-Yunan Savaşı gibi değil, değil. Elbette o kadar büyük çaplı değil ama küçük küçük de olsa evet Sihir çatışmalar halkı, oldu ama şey bunlar bunlar aslında lokal çünkü, çalışmalardı. Çünkü işgalci olarak etrafınızda gördüğünüz doğru, o. Doğru doğru ama onların maksadı orada işgalci olmak değildi. Ermenilerin oraya güven içinde gelmelerini sağlamaktı. Daha büyük bir meseleyle karşılaşınca orayı bıraktılar. Ermeniler de oraya dönemediler. Bu çatışmalar Güney Cephesi e, çatışmaları olarak tarihe geçmişti biliyorsunuz. Sonra Ankara Anlaşması'nı yaptılar. Evet, halbuki, iyi. halbuki İngilizlerle müttefik oldukları halde onlardan ayrı olarak Ankara'yla yani normalde tanımamaları gereken bir hükümetle anlaşma İlk yaptılar. Ankara'nın bütün evet. mühimmatlarını bıraktılar ve gittiler. Aynı şeyi İtalyanlar da yaptı. İngilizler de biliyorsunuz Ankara'yı hiçbir zaman bir düşman olarak görmediler. Hiçbir zaman dediler biz Ankara'yla Yunanların muharebesinde bir tarafız dediler. İngiltere de böyle bir açıklama yaptı. Karışmadı hiç. Yani enteresandır o tarihlerde. Ama onu oraya getirenlerindeki... Ha muzulur? onlar yani, çıkarttı onda şüphe yok. Yani siz siz Yunanları cephane ile donatın. Donatmadılar. Yok bu yanlış bilgidir. Donatsalardı Yunanlar. ...Ankara'yı mağlup ederler. Ama hiç yoktu, hangi cephaneyle ile geldiler? Çünkü şöyle, Yunanların cephanesi, kendilerinin cephanesi vardı. Şöyle, e, Ankara'nın hiç cephanesi yoktu. Çünkü biliyorsunuz mütareke sebebiyle bütün askeri mühimmat... ...zaten müttefiklere teslim e, edilmişti. Olmuştu. Peki Ankara bu Yunanlarla savaşacak mühimmatı Rusya. nerede buldu? E, İngilizler teslim aldıkları mühimmatın tekrar Ankara'ya dönmesine göz, göz yumdular. İki, Rusya'dan İtalyanlar geldi. ve Fransızlar verdiler. Üç, Rusya yardımda bulundu. Peki Yunanlara kim yardım etti? Hiç kimse yardım etmedi. Çünkü anlaşma var. Yunanlara yardım edeceğiz Biz bir tarafız. E peki Ankara, Fransızlar, İtalyanların yardımını görüyor. Rusların ya. Yunanlar yardım almadılar. Bir, ikincisi Yunanları İzmir'e çıkaran İngilizlerdir. Ama İzmir'den öteye geçiren İngilizler olmadı. Onlar yasakladılar. İzmir'i evet. kurdular. Evet. Buradan ileri geçemezsiniz dediler. Ama Ankara hükümetinin kurulmasıyla kendilerine potansiyel bir düşmanı... Benim anladığım İngilizler her zamanki bekle gör siyaseti. Ankara galip gelirse biz onunla işimizi yürütürüz. Ankara yenilirse İstanbul bizim elimizde. Yani onların biliyorsun İngiliz siyaseti parçala, böl, Yön. yönet. Budur, bu Ankara'nın başkent olması ile beraber orada ne değişti? Bir kere nüfus ne kadardı? insanlar nasıl yaşıyordu? Başkent olmasıyla evet. beraber değişen bir şeyler oldu mu? Ankara'da müdafaa hukuk güçlüydü. Yahya ya Galip ki sonradan Kırşehir milletvekili olmuştur. Yani devrimci eski şeyh Üsküdar'da Bahariye'de şeyhken daha sonra e, mülkiyeye intisap etmiş ve Kemalist İnkılabı'nın en önde gelen simalarından biri olmuştur Yahya Galip. O Ankara'da vali vekiliydi. Onun da tabii çok tesiri olmuştur en azından asayiş ve emniyet cihetiyle. Ankara önce söylediğim gibi 40 bin nüfusu bir eyalet merkezi, tren yolu var. Yani ama e, sari sa sarı hastalık ve yangın sebebiyle oldukça mahrumiyet içinde bina 15 tane taş bina var sadece. Geri kalan binalar kerpiç, ahşap çoğu yanmış. Hı -hı. Çoğu yanmış. Hayri Bayram Camii bile o zaman ee, ...kısmen ker, e, kerpiç idi. Ee, ve tabii ki İstanbul'da yaşamaya alışmış milletvekillerinin yaşayacağı çok sosyal bir yer değil. Anadolu'nun her yeri gibiydi o zaman. Ve Ankaralılar işine kapanık insanlardı Çok fazla da bu gelenlere fazla alaka göstermediler. Şimdi buraya geldikleri zaman onları çeşitli problemler bekliyor. Bir kere meclis nerede toplanacak? Meclis eski iddiat ve terakki lokali olan bugün de... İlk Meclis Müzesi olan Ulus'taki binada toplandı. Güzel bir binadır, taş bir binadır. Ufak tefek revizyonlarla, tamiratlarla burası Meclis binası olarak toplandı. Tamam. Peki Ankara Anadolu Hareketi'nin lideri olan Mustafa Kemal Paşa nerede kalıyor? Ona da Ziraat Mektebi tahsis edildi. Bugün e, Keçiören tarafında yani şehre 20 dakika mesafede, e, bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'dür orası. Bina duruyor. O binada kaldı uzun zaman. Yani Çankaya. Mı evet kullandım. evet orada kalıyor ve aynı zamanda da karargah olarak kullanıyor. Kısmen istasyonda da kaldı. İstasyonda da evi vardır. Yani bugünkü istasyonun olduğu yerde ama orası çok küçük olduğu için esas karargah burasıydı. Çankaya Köşkü... ...ki e, sürgün edilmiş bir Ermeninin, papazyanın adında bir Ermeninin ba yazlık evidir. Orası belediye intikal etti. Maliye'den belediye satın alıp onu Mustafa Kemal Paşa'ya hediye edince oraya taşındı. Yani bugünkü Çankaya Köşkü'nün nüvesidir. Orası da duruyor, müze olarak görmek mümkün. Şimdi peki... Ee, ...Mustafa Kemal Paşa'yı ve ailesini hallettik. Mebuslar nerede kalacaklar? Yani o yüzlerce mebus. İstanbul'dan gelen, Anadolu'dan gelen, peyder peyde geliyor. Hepsi de toplumun... Ee, ileri gelenlerinden gelen, o zaman... Gelen, yani, kalburüstü diyebileceğimiz ee, insanlar. Tabii, hepsi öyle. Yani öyle zannedildiği gibi e, köylü, kentli falan e, hepsi bulunduğu yerde kalburüstü. Peki bunlar nerede kalacaklar? E, şimdi doğrudur bir otel yok, hanı yok. Lokanta yok. yangın olmuş. Zaten Anadolu şehri yani oradaki hayat öyle değil yani. Otelde insan orada kalmaz. Hanlar var. Yani bir gün kalır adam yoluna devam eder. Han da bir milletvekilinin uzun zaman kalabileceği bir yer değil. Darül Muallim'in binası vardır. Bugün ulusu, Ankara'yı bilenler Ulus'ta, heykelin hemen yanında. E, iş anıdır orası şimdi. Çirkin bir iş anıdır. Orada çok güzel Sultan Hamit zamanında yaptırılmış bir Darül Muallim'in öğretmen okulu binası vardı. 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 47 zannediyorum yandı. Yerine çok 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 çirkin yüzüncü yıl işyanı yapıldı. Yani çok çirkin yani eski resmine bakın bir de şimdiki işyanına bakın çok çirkin bir binadır. Ya, o zaman belki mimari olarak moderndi ama bana şimdi çirkin geliyor. Başka da, da aynısını söylüyor. Neyse bu binada kaldılar. Darül Muallim'in binası milletvekillerine tahsis edildi. Tabii çoğu bekar hanımları yok. Evli olanlar bile hanımlarını ilk başta Getirmedi. getirmediler. Sonra peyderpey pey, 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 hanımlarını getirdiler. Ve e, şeyde Ankara'da Bulabildikleri evleri buldu, tuttular. Bu evler de şöyle, Ankara evleri iki katlı küçük evlerdir. Aynı İstanbul'un eski ara mahalle evleri gibi. E, bu evlerin e, alt katında ev sahibi oturuyor, üst katını milletvekiline kiraya veriyor cüzi bir parayla. Yani şey gibi apart. Evet apart gibi. gibi. Evet yani biraz vatanseverlikten, biraz... ...zorlayarak... ...biraz ee, Gelir olsun para için... Diye. evet bu, ...bu bu şekilde bir hal. Peki, nasıl yaşıyor milletvekilleri? Ee, o zamana dair çok hatıratlar vardır. Bir kere Ankara'nın... Ee, ...bu Darül Muallim'in ile ...yani Muallim Mektebi binası ile... ...meclis bir bine çok yakın. Arkasında Taşhan var. Taşhan bir nevi otel. Burada da kalan bekarlar falan var. Altında hayvanlar falan. Yıkıldı orası. Taşhan da çok güzel bir binaydı. Orayı da yıktılar. Yerine de çok güzel olmayan bir bina yaptılar. Ankara'nın o yıllarına ait binaların çoğunu yıktılar. Mesela Duyun Umume binası vardı. Güzel bir binaydı. Onu da yıktılar. Yani pek çok bina yıkıldı o zaman. Yani sadece İstanbul değil aslında. Ankara'da evet. da. Evet. Tabii, tabii tabii Yani lüzumsuz yere yıktılar. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki şehir mesela çok güzel bir Ankara Lisesi vardı. Kaldı ki bunlar Cumhuriyet tarihi için önemli binalar. Evet, önemli yerler. Ankara Lisesi'ni yıktılar. Ta Sultan zamanında yapılmış harika bir bina. Bugün Sığya istasyonunun olduğu yerde kayaların üzerinde böyle abidevi bir binaydı. Osmanlı'yı hatırlatıyor diye. Yıkılma hmm. sebebi bu. Başka bir sebebi yok. O bu, bu ...demiş burada görenler hemen istasyona iniyorsun... ...karşınızda... ...kayalığın üzerinde abidevi bir bina var. Yani, Yıkmak da zor. Bak da zor, Yıktılar. Tabii. Taşlarını neyse başka yerlerde kullandılar. Şimdi... E, ...kuyulu kahve var. Bugün Ankara'yı bilenler bilir... ...Hacı Bayram'a çıkarken, Karaoğlan'a giderken... ...solda kuyulu kahve var. O kuyulu kahvede oturuyorlar. Orada yiyorlar, içiyorlar. Oraya işte çalgı, çengi, sas takımı... ...falan geliyor. Eğleniyorlar. Yemek yiyorlar. Adı kahve ama... ...yemek de pişiyor. Milletvekillerinin en büyük sosyal faaliyet o kuyulu kahvedir. Hatta... Sosyal tesise dönmüş. Sosyal tesis. Hatta işte o... E, ...Ali Şükrü Bey orada otururken, nargile içerken... ...onu götürüyorlar, Topal Osman'ı öldürüyor. Yani hep kuyulu kahve... A ...şeyin Geçiyor. lokalidir. İkincisi İstanbul Eczanesi. Onun yanında Ankara'nın en medeni... ...binası. E, orada kolonyalar... ...parfümler falan da satılıyor. Demek ki sadece... E Adı da İstanbul olması hatta çok enteresan. Evet, o milletvekillerinin başvuru... ...vardı. Milletvekilleri... ...işleri olmadığı zaman, ya bu kahvede oturuyorlar... ...veya... Bilen bilir Ankara'yı, istasyona doğru yürüyüş yapıyorlar, volta atıyorlar, hmm. muhabbet ediyorlar. İstasyonda e, geleni gideni seyrediyorlar. Tren geldi, hadi ya tren gelecek, onu gidelim. Eskiden Anadolu'da vardı bu. Tren altıda gelecek, gidelim istasyona. Birini mi bekliyorsunuz? Yok, bakacağız ilenleri. Değişiklik. Düşünün o sönük yani, Anadolu hayatında. Yani camdan inşaat seyretmek evet, gibi bir şey bu. Bu filancaların filancası mı? İşte yeni öğretmen geldi, şu oldu, bu oldu. Yani bunlar orada, o da büfe vardır biliyorsunuz istasyonda. Büfede oturulur. Yazsa şerbet dondurma. Kışsa işte bir şey sahlep falan içerler. Seyrederler. Bu Anadolu'nun her yerinde eskiden vardı. Şimdi insanlara garip gelecek ama. Eskiden böyleydi. En büyük Sonra bu Ankara Palas falan sonra yapıldı biliyorsunuz. Çok sonra. Ee, Ankara'da otomobil çok azdı. O zaman. Ee, Mustafa Kemal Paşa'nın otomobili vardı. Onun dışındaki herkes ya faytona binerdi. Ya merkebe binerdi. Ankara'da çok sayıda merkep vardı. Ee, hatta... Ee, vekillerin makam merkepleri vardı. Makam merkebi? Evet. Evet. Ma makam merkebi. Bu filanca e, halice vekili'nin kadrolu kadro, yani kadro değil mi onun merkebi. Herkes biliyor. Hı. Şey o, o biniyor, o bağlıyor meclisin önüne falan bu. Kendisi bağlıyor. Kendisi bağlı ne yapsın? Ama yani orada birisi olur. Ama adamı var ...tabii o da o da, o da bakış gösterir. Yani biraz basit bir hayat yaşanıyor. Prim, Primer bir hayat yaşanıyor. Eee yemek yeme problem. Çünkü Ankara ama bunları öncelik olarak görmemişler diye düşünüyorum. Yani oraya gelen kişilerin mutlaka Tamam ama hayat devam ediyor. Elbette ama hani önceliğin o değil. Önceliği o değil ama yani, yani geçici bir süre bir tam... sıkıntı ha, bir fedakarlık ha, tabii. öyle görmüşler düşünüyorum. Hepsi şöyle düşündüler. Hepsi şöyle düşündüler. Biz bu da muakkatiz. Sık dişini. Ankara'da kalacak halimiz yok. Hatta bir kısım Ankara'ya geldiler geri döndüler biz orada kalamayız diye. Bir kısım biz Ankara'yı biliyoruz dediler hiç gitmediler. Şimdi milletvekili albümüne bakın müstavi addedilmiştir. Ha, gelmemiş Ankara'ya. Hmm. Yani ben orada yaşayamam demiş. Veya hanımını razı edememiş. Veya gelmiş geri dönmüş. Böyleleri çok ilk zamanlarda. İsmet İnönü bile gelmek istemedi Ankara'ya. Ben bir çiftlik kurup ziraatle meşgul olacağım dedi. Kazım Karabekir hatıralarını anlatıyor. Hatta e, ilk bayram namazı e, bayağı böyle coşkulu oluyor bayram insanı duygulandıran bir şeydir. İşte namazla alakası olmayanlar bile hacı bayramda bayram namazını kılıyorlar. Hatta Tunalı Hilmi Bey çıkışta diyor ki Gazi Mustafa şey Mustafa Kemal Paşa'ya Paşam inşallah gelecek bayramı Ayasofya'da kılacağız hmm. diyor. Mustafa Kemal Paşa da e, nükte yapıyor, latife yapıyor yalnız ağlamamak şartıyla. Yani İstanbul'a geri döndüğümüz zaman çok Duygulandı. duygulanacağız ve ağlayacağız. Düşünün. Hepsindeki telakki bir gün İstanbul'a dönmektir. Evet. Ankara muvakkattır. Ee, ne Ankara... Acaba kırılma noktası kırılma ne, oldu, nasıl... yani? ne? ne oldu? Ne oldu? Söyleyeceğim zaman... şimdi. E, kelle paça çok yer Ankara'lılar. Lokantalarda en çok pişen kelle paça. İstanbullular pek alışık değildir. İlk başta çok zorluk çekiyorlar. Fakat daha sonra düzenlerini kuruyorlar. Bazı lokantalarla anlaşıyorlar. Ee, lokantalar bunlara yemek çıkartıyor. Milletvekillerinin damak tadına uygun. Hatta bazı milletvekilleri kendi girişiyor. Vehbi Hoca mesela Konyalı. Ben diyor yemek pişirdim diyor. Aşçılara öğretiyor İstanbul'da hmm. mana göre... Yemek, pilav nasıl pişirilir? Et nasıl yapılır? Ramazan ayı geliyor. Tabii e, çoğu oruç tutmuyorlar. Fakat o zaman kanunen aleni oruç bozmak suç. Bunlar Ramazan'da bir lokantanın içine perde çekiyorlar milletvekilleri. Cami Bey falan var içinde. Bayağı o zamanki milletvekilleri, Hakkı Bey hiç falan var. İçeride rakı içiyorlar. Oruç tutmadıkları gibi rakı içiyorlar. Polis baskın yapıyor ya. Yani. Cami Bey diyor ki ben dahiliye vekiliyim diyor. Bu işte bilmem ben anlamam diyor polis suç işlediniz. Haydi karakola, gece karakolda getiriyorlar. Bunu anlatıyor hatıralar. Hükümet neresi? Ha. Bugün İstanbul Valiliği'nin olduğu oldu ya? Çok güzel bir binadır. Ulus'ta. Orası e, hükümet merkezi oldu. Her odaya e, İstanbul Dahili Anka Ankara, Ankara. Ankara özür dilerim. Var. Ben böyle dilim sürçüyor yo, sonra yo, da devam ben ediyorum ama konseptten anlaşılıyor soydum. evet. Hı hı. Ankara valiliği çok güzel. Önünde de bir sütun vardır Romalılardan kalma. Çok güzel bir binadır. Orası hükümet oldu. Odaların kapısına yazılıyor. Dahiliye vekalet, vekaleti. Sıhhiye vekaleti. Yani her oda bir bakanlık. Bakanlık. Sadece hariciye vekaleti hani yabancılar gelir gider diye. İşte düğün umume idaresi vardı biraz dışarıda. Oraya o güzel bir binaydı. Sonra yıktılar onu ne lazımsa. Ha bir sosyal şey daha var. Eski meclisin tam karşısında millet bahçesi vardı. Şimdi orası şeydir. E, çirkin bir e, iş merkezidir. Ee, Siz bu iş merkezlerini hep çirkin diye tanımladınız. Ama çirkin yapılmış iş merkezi. Yani mimari olarak merak i̇ş eden baksın. İş merkezi yapmak da zordur. Yani bir Zor. sürü küçük küçük binalar. Ama bu bir mimari şey... olarak yani. Dışı belki güzel olsa da içi mutlaka. Efendim, Ankara'nın merkezi o zaman Ulus. Ulus'a biraz itina etmeniz lazım. İki iki tane bir köşesine çirkin. Kızılay da aynı öyledir. Ankara'nın ikinci merkezi Kızılay'dır. Kızılay da çok çirkindir. Vakti orada Kızılay binası vardı. İyi kötü. Bu tarafında Güven Park vardı. Kızılay binasını yıktılar. Çok çirkin bir bina yaptılar. Merak edin internetten baksın. Tabii çirkin subjektif bir mefhum. Ben model mimariye belki e, hoşlanmadığım için böyle söylüyorum ama hayır. Modernliğin de kendinde bir... Estetiği var. Mesela modern giyinen birini görüyorum ben. Ben böyle giyinmem öldürseler ama şık giyinmiş yani. Hmm. Mo modern telakkilere göre şık giymiş birisi. Bunu da teslim etmek lazım. Bina öyle değil. Şimdi Millet bahçesi var, ee, basit bir millet bahçesi, o da milletvekillerinin piyasa yaptığı bir yer. Şimdi zafer kazanıldı. Zafer kazanıldıktan sonra hemen biliyorsun İstanbul'a gidilemedi. Altı... E, e, ...Ekim... ...1923... E, ...şeyin tahliyesidir. E, evet. İstanbul'un tahliyesidir, İngilizlerin İstanbul'dan ayrılması. Ankara hükümeti... ...bir heyet gönderdi şeye. E, Ankara'ya, İstanbul'a bir heyet gönderdi. Ee, bir e, ziyaret için. Yani bir heyet gönderdi. Bu heyet... E, ...Haydarpaşa'da kimse karşılamadı. Bu Ankara'da... ...muazzam bir e, infiale sebep oldu. Peki böyle bir karşılama gerekir mi? Hı. Yani şimdi, siz yabancı bir devlet... ...delegesi misiniz? Şimdi milletvekilleri e, mecliste çok... ...ateşli konuşmalar yaptılar. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın karakteri burada giriyor. Bir dakika diyor. Böyle bir kanun mu var? Böyle bir mevzuat mı var? Böyle bir gelenek mi var? Yani Ankara'dan giden heyetin Haydar Paşa'yı karşıdan yatıştırmaya çalışıyor milletvekillerini. Şimdi, yersiz bu sizin şeyiniz. Ama yine de çok fazla milletvekillerinin ateşini e, yatıştıramıyor. Ve e, milletvekillerinden İsmet Paşa 10 e, Ekim'de dört gün sonra bir kanun bir rapor e, hazırlıyor. Diyor ki e, kanun teklifi veriyor Ankara başşehir yapılsın. Şimdi herkes İstanbul'u baş yeri olarak görüyor. Bir zaman gideceğiz İstanbul tekrar. İyi de bu bir anayasa değişikliğidir. Bunun anayasa komisyonuna gitmesi lazım. Anayasa komisyonuna gönderiliyor. Komisyon bir rapor hazırlıyor. Diyor ki... E, ...bu diyor bir anayasa değişikliğidir. İleride biz bir anayasa yapacağız. Bu teklif... O ...ileride yani. anayasa değişikliğine nazar alınsın. Hı hı. Yani bunda bir mahsur yoktur diyor. Rapor mecliste konuşulurken... Gümüşhane milletvekili Zeki Bey var. Kadir Bey oldu Zeki Bey. Bu ilk muhaliflerden. Yani Atatürk istemediği halde meclise girenlerden. ikinci mecliste. Şimdi ikinci meclis oldu artık. Birinci meclis Hı -hı. dağıtıldı. Şimdi Lozan'ı kabul eden... İlk mi? Atatürk'ün tabiriyle kız gibi bir meclis kuruldu. Buna rağmen burada Hı -hı. da muhalifler var. İşte bunlardan biri Zeki Bey. Bağımsız milletvekili. Yani bunu e, bağımsız aday olmasını engellemek için çok uğraştı. Hatta Mustafa Kemal Paşa bunu aradı telgrafla. Lütfen çekilin adaylıktan dedi. Dinlemedi beni aday göstermiş. Ben çekilemem dedi. Seçildi. Hı. Ve mecliste muhalefeti tek başına o yürütüyor. Çıktı dedi ki, "Sizin dedi bu İstanbul'a küskünlüğünüz neden?" dedi. Yani sanki İstanbul suçluymuş gibi davranıyorsunuz. İstanbul'un bir suçu yok. İstanbul e, öteden şey. beri bizim makar hükümetimizdir. Ama şimdi böyle böyle. Bunun üzerine Celal Nuri Bey çıktı dedi ki yani bizim de İstanbul'a bir küskünlüğümüz yok ama işte düşman istilası olursa daha harp yeni bitti İstanbul düşer falan şudur budur. Besim Atalay ki müderristir çıktı dedi ki İstanbul mikroplardan dezenfekte edilmedikçe bu mikroplar dedi eski rejim taraftarları burada bizim işimiz yok dedi. Ee, daha bir sene iki sene evvel e, bayram namazını Ayasofya'da kılacağız paşam diyen Tunalı Hilmi Bey de ...İstanbul aleyhinde bir konuşma yaptı. Şimdi burada daha komik bir şey var. Anayasa komisyonunun raporu mecliste oylandı. Rapor oylanmaz. Çünkü kanun teklifi değil. Hı hı. Kabul edildi ve Ankara başşehir oldu. Kanun Ankara teklifiymiş bahşehir, gibi. Ankara'nın başşehir olması... E, ...usul ve kanuna aykırıdır. Normal bir prosedürle olmamıştır. Normal bir kanun teklifi olması lazım. Kanun teklifinin de anayasa değişikliği olduğu için mevsuf çoğunlukla yani meclisin üçte iki çoğunluğuyla kabul edilmesi lazım. Halbuki Ankara'nın e, başkent olmasına dair bir kanun teklifi yok. Mecliste kabul edilen bu değil bir rapor. Binaenle bu böyle. Ama tabii ihtilalin kendi kanunları vardır. Hı. Yani orada, orada iş böyle yürüyor orada. Neden üçte iki falan denmez. Nitekim Cumhuriyet'in ilanı da böyle olmuştur. Saltanatın kaldırılması da böyle olmuştur. Bunların hepsi birer anayasa değişikliği olduğu halde böyle bir şey. Ve böylece Ankara başşehir oldu. Müştak Baba adında yüz yıl önce yaşamış bir Kadiri şehini bir şiiri var. Ankara'nın bir gün payitaht olacağına dair bu keramet, keşif, kehanet tahakkuk etmiş oluyor. Ee, İstanbullular e, çok büyük hayal kırıklığına uğradılar. Bütün e, İslam dünyası bunu şaşkınlıkla ve hayretle karşıladı. Ee, peki neden Ankara İstanbul'a karşı böyle bir tavırda bulundu? E Ankara, sadece Ankara, sadece garda karşılanmamak mı? garda karşılanmamak mı? Yoksa Ankara memleketin ortasında bulunuyor. Onun için artık memleketin ortasında bulunmanın bir ehemmiyeti mi var? Pek çok başşehir huduttadır. dünyada böyle hududa yakın baş şehirler var. Londra füze merkezindedir Almanya'dan. E, e, Amerika'da? Amerika'da keza öyle. Avrupa'nın pek çok baş şehri şeyi açıktır e, sınıra yakındır. Ya bu bir ölçü değil. Esas sebebi ben size söyleyeyim. Lozan anlaşmasında İstanbul Türklere verildi ama İdaresi Türklere verilmedi. Milletler arası bir komisyon tarafından idare edilecekti. Ayrı mevzuatı olan, ayrı polis kuvveti olan, ayrı bayrağı olan bir... İstanbul şehrin tamam mı sadece Boğaz mı? Hayır, Boğaz, Boğaz. boğaz, boğaz. boğaz. Ama bu Boğaz'ın etrafında da, mücavir sahada da ayrı bir takım e, mevzuat vardı. Yani orada da Türk kanunları değil, o Boğazlar Komisyonu'yla alakalı mukavele... ...milletler arası mukavele muteberdi. Elbette ki bu emniyet cihetiyle uygun görülmediği için... İstanbul başşehir olmadı. İkinci bir husus e, tamamen subjektiftir. O da şu. İstanbul e, halk olarak Ankara hareketinin yanında yer almadı. En azından fiilen yer almadı. Yani kalben yer alanlar olsa bile, yardım toplayıp gönderenler olsa bile İstanbul İstanbul'da oturdu. Ankara'da ne olacak diye bekledi. Ama şehirdir bu yani Tabii sonuçta. Şehri yönetenden, oradaki öyle de işte, hükümetten Öyle de bağımsız. Bir de bir de İstanbul basını Ankara hareketine şiddetle muhalifti. Ee, bu sebeple İstanbul baş olursa... ...bir de onların muhalefetiyle Mücabelle. uğraşmak... ...bizi istemeyen bir halkın... E, ...şeyiyle karşı karşıya kalmak... ...tehlikesi bu vardı. Bu İstanbul'un ötekileştirilmesi anlamına geldi. Ötekileştirildi ve bundan sonra... ...bütün yatırımlar Ankara'ya yapıldı. Ankara'da hakikaten bir Alman şehri kuruldu. Alman mimarlar çağrıldı. Ankara'da bir Alman şehri kuruldu. İstanbul'a hiçbir yatırım yapılamadı. Yıllarca 50 yılına kadar. Ve İstanbul büyükçe bir köy halini aldı. Son olarak bir şey söyleyeyim. 1980'ler, e, 70'ler, 80'lerde biliyorsunuz Ankara'da muazzam bir e, hava kirliliği oldu. Su kıtlığı oldu. Altyapı yetersizliğinden dolayı. Buranın baş olmaktan çıkarılması konuşuldu. Yani nereye baş Eskişehir'e mi gidelim? Konya'ya mı gidelim? Kayseri'ye mi gidelim? Tekrar İstanbul mu olsun diye? Şunu da söylemek istiyorum. İstanbul bir finans merkezi olarak, bir sanat ve evet. kültür merkezi olarak başşehir olmasını her zaman sürdürdü. Ee, Mustafa Kemal Paşa oranın basınının muhalefetinden çekindiği için 1927'ye kadar Ankara'dan İstanbul'a gitmedi. Ama Ama gittikten sonra bir de Ankara'ya resmi ...merasimler dışında hiç dönmedi. İstanbul'u çok sevdiğinde İstanbul'u seviyordu. Tabii İstanbul'un canlı bir hayatı var. Ankara'da bu yok. Onun için yani İstanbul'u aslında onlar severlerdi. Ama bir takım politik zaruretler sebebiyle Ankara başşehir oldu ve devam etti. Çok teşekkür ediyorum. Ben Tekrar teşekkür görüşmek üzere. Sağ olun.